ben bu Orhan Yıldız gebertmem mi şimdi be? Sakin ol, yeri ve zamanı değil. Zamanı gelecek. Alo Aysel abla. Ya okul çıkışı Ali sana gelecek bu akşam. Ne olur göz kulak oluver, tamam mı? Çok laklağı bırak da işine bak Ceylan Hanım. Neredesin sen? Bütün müşteriler senden şikayetçi ve üstelik kabak da benim başıma patladı. Şimdi sana ceza. Çamaşırhanedeki bütün ütüleri oturup sen yapacaksın. Bunu da resepsiyondan alırsın. Telefon Ceylan gece çıkana kadar burada kalacak. Ondan önce ne derse desin kendisine verilmeyecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Güzel. Tabii hemen bağlıyorum. Sedef Hanım, kim ararsa arasın Ceylan'a telefon bağlamayacaksınız. Neden? Bir şey mi oldu? Müdür Bey'in arzusu. Anlattıkları. Hangi anlattıkları? Anne, ben seni çok iyi tanırım. Sakın lafı ağzında gebeleme. Ne oldu onun babasıyla senin aranda? Orhan Yıldız'la konuştum. Utancımdan yerin dibine geçtim. Dur kızım, sakin ol. Hem sen ne diye inanıyorsun adamın anlattığı her şeye? Anne! Adam bana aşıktı. Ben ne yapabilirdim? Hayır, doğru söylemiyorsun. Öyle olsaydı babam adamı batırmak için uğraşmazdı. Demek ki bu duygu karşılıklıydı. Annene inanacağına Orhan Yıldız'a inanıyorsun yani, öyle mi? Bak, ben Orhan Yıldız'ı falan tanımam. Ama takdir edersin ki bunca yıllık annemi çok iyi tanırım. Ha, yalan söylüyorum ben yani şimdi, öyle mi? Daha önce söylediğini gördüm. Sen benimle böyle konuşamazsın, anladın mı? Haddini bil. Bırak Allah aşkına anne ya. Peki o zaman, al sana gerçekler. Evet, Ömer Yıldız'a aşıktım. Sonra babanız çıktı. Çok gençtim. Şaşalı hayatı aşka tercih ettim. Ama Ömer Yıldız'ı hiç unutmadım. Babam da her zaman bunu bildi ve adamdan intikam almak için uğraştı, değil mi? Ben bunu bilemezdim ki Selda. Ay ya, neden o zaman babamı terk edip o adamla birlikte olmadın? Çünkü o zaman siz vardınız hayatımda. Çocuklarımın düzenini bozmak istemedim. Kocama hep sadık kaldım ben. Ama şimdi bütün fedakarlığıma rağmen çocuklarım benden hesap soruyor. Allah'ım, bu kitap yazarken ben böyle saatte unutup tutuluyorum. Ah, kaç o? Ay bu su nerede? Niye gelmedi hala ya? Ya kusura bakma Tufancığım ya. Ben bu dosyalarla ilgilenemeyeceğim. Aklım veremiyorum. Hem Ceylan'ın bana yalan söylemesi, hem de bu Orhan Yıldız'la olması. Ya hastaneye gideceğim dedi. Benimle yemeğe gelmedi. Vicdan. Alo Vicdan. Kerem. Efendim. Su yok. Nasıl yani? Ay bilmiyorum, su yok diyorum. Senin şu emniyette arkadaşların var ya. Onlara bir söylesene bulsunlar suyu. Ne zamandan beri su yok peki? Ne bileyim, sabahtan. Birkaç saattir herhalde yok. Ya Vicdancığım, inanmıyorum sana ya. Aklın neredeydi bu saate kadar?
Neyse, panik olma. Ben elimden geleni yapacağım. Ay, çıldırıcı. Korkma. Yanında ben varım. Hiç paramız kalmadı mı yani? Hiç. Seninkileri de harcamasaydık keşke. Nasıl döneceğiz otele? Bilmiyorum. Bulacağım bir yolunu. Çocuğum var, derdim var. Ama ben söyledim kız kardeşime. Ben bu çocuğa bakamam dedim. Ya bakamıyorum işte. Bakamıyorum. Ay ben şimdi onlara ne söyleyeceğim ya? Dur vicdancım ya. Panikleme hemen. Gör bak, Kerem halleder. Emine. Nereye gidiyoruz? Araba yukarıda. Baksanıza. Çocuklar var. Bunu belli etme. Görmezden gel onları. Ne görüyorum, çok kötü bakıyorlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ceylan. Kolay gelsin Ceylan. İyi akşamlar. Sağ ol. Ah be canım, ah canım, ah yavrum. Üzme kendini, bu da geçecek. Merak etme, ben bok biliyorum. Bunların kılı bile para eder be. Ayakkabısını alalım. Kızım da çantasını alalım. Ya, ya bırak onu. Ya meyve ister mi acaba bu çocukları? Götürelim mi yanımıza? Ya biliyorum da çok var. Bence olanı bırakalım, kızı alalım. Ya alamazsın onu. Git şey çıra alamazsın onu. Bir de kızı alırız. Git su al şunu. Oo ne yapacağım, boks mu yapacağım? Bence şey çırık çıplak söyleyip burada bırakalım. Bence bunlara biraz mal verelim. Bakalım ne yapacaklar. Tamam. İstediğinizi yapacağım. Kokla. Şunu suya kokla diyorum sana. Gel. Bakalım kokla. Gel bakalım şöyle. Ne oluyor rakip orada çocuklar? Polis! Gelin bakayım buraya, gelin buraya. Polis! Gel bak, gel benimle. Ne yapıyorsunuz bu saatte buralarda? He? Ama sen bunları komşulardan öğrendiğini Ceylan'a söylemedin değil mi? Yani kızın yalanını suratına vurmadı. Yok canım, söylemedim tabii. Hmm. Sen de Kerem'e bir şey söylemedin değil mi? Aa, söylemedim tabii. Aman iyi, yoksa Ceylan beni öldürürdü. Ne güzel değil mi? İkimiz de sır saklayan insanlarız. Ya ne güzel. Börek yer misin? Ev numarası cevap vermiyor. Söyle bakayım, başka bir numarası var mı anne? Annem otelde çalışıyor. Belki hala oradadır. Numarasını söyle bakayım. 265. Ya üstüme gelme anne ya. Bir üniversite sınavını kazanamayan ben varım sanki. Benim hiçbir arkadaşım kazanamadı. Bana ne arkadaşlarından? Çalışsaydın kazanırdın. Ya sınavlar zor, ne yapayım? Sedef, bütün kış boş boş oturdun. Hiç çalışmadın. Bir dakika dur, hat geldi. Hiç anne sözü dinlemiyorsun. Ya bir dakika. Villa Plato Otel, buyurun. Emniyet amirliğinden arıyorum ben. Nereden? Emniyet amirliğinden. Ceylan Hanım'la görüşecektim. Ceylan Hanım mı? Evet, Ceylan Hanım. Ceylan Hanım yok şu an. Tamam oğlum. Otelde değilmiş anne. Bir de cep numarasından arayalım istersen. Söyle bakayım numarasını. 0533. Bu numarada cevap vermiyor. Annenin başka bir numarası var mı? Yok, babamın var. Ay hiç odaya falan çıkasım yok benim. Yerimde duramıyorum zaten. Nerede bu çocuk? Alo?
Evet. Ne, karakolda mı? Aa. Tamam, anladım. Ay. Sağ olun memur bey. Yani beni nasıl rahatlattığınızı anlatamam. Peki. Sağ olun. Su bulunmuş. Hadi çok şükür gözün aydın. Kerem'e haber vereyim de o da benimle karakola gelsin bari. Ver ara. Alo, buyurun. Benim. Evet, benim oğlum. Kayıp mı olmuş? Nasıl? Tamam memur bey, ben hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun Sedat? Bir saatliğine gidip geleceğim Gülnur. Saçmalama Sedat. Annemin öldüğü gece hiçbir yere gidemezsin. Gülnurcuğum, Ali kaybolmuş. Polisler bulmuş. Şimdi gelin alın diyorlar. Anası gitsin, sana ne? Benim anam gitti zaten. Ceylan'ı bulamıyorlar Gülnur. Karakolda mı kalsın çocuk? Ne biçim ana bu? Ha? Ne biçim ana? Ah benim anam, ne güzel anam. Ah gitti anam, gitti. Tamam canım, tamam. Sakin ol, sakin. Ben hemen döneceğim, tamam mı? Gidemezsin Sedat. Hiçbir yere gidemezsin. Bulsunlar anasını. Gitmek zorundayım Gülnur. Gidemezsin. Eğer gidersen bir daha sakın buraya gelin de. O çocuğu da getirme. O iğrenç kadının çocuğundan kimseye hayır gelmez zaten. Kim bilir nerelerde sürtüyordu da kaybetti çocuğunu. Zaten ya kendi kayıp ya çocuğu kayıp. Benim anam gitti zaten. Tamam canım, tamam. Otur sen de sakin. Patlattın ya. Bir daha yapma, olur mu? Tüm aramalarımıza rağmen annenin annesine ulaşamadık. Siz artık kendisine teslim edersiniz çocuğu. Ederim memur bey. Tabii ortaya çıkarsa. Bugünlerde sık sık ortadan kayboluyor da. Ali'yi de ihmal ediyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Yani velayeti de onda. Ben Ali'nin velayetini alamaz mıyım memur bey? Eğer bu sık sık oluyorsa zabı tutalım isterseniz. Bir dakika. Bir saniye. Çocuğun annesi yokken ne zabı tutuyorsunuz canım? Siz akrabası mı oluyorsunuz? Hayır ama arkadaşım. Ya siz? Ya ben dışarıda bekleyeyim. Tutalım memur bey. Annesinin bu saçmalıkları, ihmalkarlıkları yetti artık. Gece gece çocuğun başına gelene bak. Tamam efendim. Tutalım o zaman. 28.08.2006 tarihinde Gezi Park çevresinde devre gezmekte olan ekibimiz Ali Erener'i bulup merkezimize getirmiştir. Yapılan tüm arabalara rağmen. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Telefonumu alabilir miyim? Tabii. Buyurun. Teşekkür ederim. Ceylan, seni 3 saat önce falan karakoldan aradılar. Karakoldan mı? Ne olmuş ki? Bilmiyorum, bir şey söylemediler. Vah, Ali'ye bir şey mi oldu acaba? Alo, Aysel abla. Sen de beni mi arıyordun? Nasıl yani? Nerede bu çocuk? Nasıl bulamazsın otelde ya? Ben buradaydım, nasıl yok derler? Taksi!
canım. Kavuştum. Gel bakayım. Bir daha da hiç ayrılmayacağız. İyi mi Su? Ne haber Kerem? Nasılsın? İyiyim valla. Ya sen? Bildiğin gibi. Yine kurtarıcı olmuşsun. Şey, bu gece Orhan Yıldız'ı otelde gördün mü? Orhan? Bak bu gece hiç görünmedi Orhan. Sahi nerede acaba? Ya da şöyle sormalı. Orhan kimle acaba? Ceylan Hanım, nihayet gelebildiniz. Ne oldu ki komiserim? Buyurun oturun. Ali'ciğim, bak Aysel ablanı da aradım. Eve gidip baktı. Annen gelmemiş. Sen şimdi merak etme, yarın anneni buluruz. Sen bir güzel uyu, olur mu oğlum? Ben annemin nerede olduğunu bilmezken nasıl uyurum? Ya yine kaçırdılarsa? Yavrum, polisiye filmi bu. Bak söyledim sana. Gülnur ablanı yalnız bırakamıyorum. Biliyorsun hamile. Ya benim anneme de bir şey olduysa ben de geleyim seninle. Olmaz. Neden? Çocuğun cenaze evinde ne işi var evladım? Ha? Geldi, annem geldi galiba. Sen acele etme, ben bakarım. Ali nerede? Dur Ceylan, içeri girme. Nasıl ya? Anne. Oğlum, oğlum, canım, canım. Ali'ciğim, sen iki dakika odana git, ben geliyorum şimdi çocuğum. Neden, ne oldu? Benim annenle konuşacaklarım var. Ama, ya ama. Hadi oğlum, uzatma artık, hadi. Ali, tamam gideceğiz birazdan, hadi. Tamam ama kavga etmeyin sakın, tamam mı? Tamam çocuğum. Tamam. Ceylan, artık sabrım taştı. Ali bundan sonra benimle kalıyor. Bakamıyorsun çocuğa. Ne diyorsun sen Sedat? Velisi benim onun. Şimdiye kadar sendin. Ama zabıt tutturdum. Çocuk senin ihmalin yüzünden gece tinercilerin saldırısına uğradı. Bir çocuğa sahip çıkamadı. Velayetini senden alacağım. Ne diyorsun sen Sedat? Ali sabahtan beri sokaklarda sürtüyormuş, haberin yok. Gece tinercilerin saldırısına uğramış, yine haberin yok. Polis tesadüfen oradan geçmese, Allah saklasın kim bilir neler olacaktı. Neredeydin sen bütün gün? Ne demek neredeydin? Oteldeydim. Çalışıyorum herhalde. Ben onu sabahleyin yaz okuluna gönderdim. Kaçmış demek ki. Kaçar tabii. Anasının nerede olduğu belli değil ki. Ne demek belli değil? Saçmalama. Bütün gün atlattığı tehlikeler yetmiyormuş gibi bir de annem nerede diye dövünüp durdu. Yeter ya. Bir çocuk bu kadar stresi kaldıramaz. Yeter artık. Sana bir açıklama yapmak zorunda değilim ben. Ali'yi alayım da gideyim. Çok yorgunum. Saçmalayıp durma artık. Yorgun olursun tabii. Ne gece nerede olduğun belli, ne de gündüz. Böyle analık olmaz. Bitti. Alıyorum Ali'yi artık. Alamazsın. Daha kendine bakamıyorsun. Öyle bir alırım ki. Tutturdum zaptı diyorum. Kanıtlandı nasıl ilgisiz bir anne oldu. Bitti artık. Bitti. Ya bırak geçeyim. Delirtme beni ya. Geçemezsin bırak. Sana. Geçemezsin. Bundan sonra Ali'nin evi burası. Geçeceğim diyorum. Bırak. Ali. Anne. Oğlum. Ya baba bırak, geçeceğim. Oğlum gir içeri sen. Ya. Gir içeri. Ya, gir. Baba. Ya. Aa. Ben anneme gideceğim. Oğlum. Ali. Oğlum. Eve gel. Gideceğim. Sedat ne yapıyorsun? İçeri gir. Ya. Bitti artık Ceylan. Bitti. Of. Ya anne. Ali. Söz vermiştin ama. Merak etme. Yarın oğlum. Gelip seni alacağım. Merak etme. Anne söz vermiştin ama. İçeri gir. Geleceğim oğlum. Oğlum. Söz vermiştin ama. Oğlum. Sedat. Sedat aç şu kapıyı. Oğlumu istiyorum. Thank you.
Çocuk senin ihmalin yüzünden gece tinercilerin saldırısına uğradı. Bir çocuğa sahip çıkamadım. Velayetini senden alacağım. Sevgilin mi terk etti yavrum? Yalnız mı bıraktılar seni? Gel ben teselli ederim seni. Böyle analık olmaz. Bitti. Alıyorum arıyı artık. Anne söz vermiştin ama. Boşuna ağlaşıp durma Ali. O kadının yanına yollamam seni. Ya baba annem kötü bir şey yapmadı ki. Ya sen ne anlarsın bu bacak kadar halinle ya? Ya baba annem kötü bir şey yapmaz. Sus bakayım. Cevap verme bana. Ağlamayı da kes. Ya baba ne olur beni anneme geri götür. Yeter. Sus artık. Hadi odana git. Hale bak. Annemin ölümünde bile yanımda olamıyorsun Sedat. Ya haklısın hayatım, haklısın. Ama ben de zor durumdayım. Ali'yi evde yalnız bırakamıyorum. Sonra anlatırım. Sen en iyisi bu gece orada kal. Ne diyorsun sen Sedat be? Şaka yapıyorsun herhalde. Eğer böyle bir günde yanımda yoksan diğer günler niye varsın? Hayatım, keyfimden mi? Ali'yi yalnız bırakamam. Çok acayip şeyler oldu. Bana bak Sedat. Ben evli miyim, değil miyim ha? Eğer evliysem kocamı yanımda istiyorum. Eğer şimdi Ali'yi bırakıp buraya gelmezsen bir daha sakın buraya gelme. Al oğlunu da git beraber yaşa, tamam mı? Ne haliniz varsa görürsünüz. Tamam tamam. O kadar sinirlenip kendini heba etme. Geliyorum ben. Ali. Ali. Oğlum ben Gülnur ablanı almaya gidiyorum. Hadi sen de benimle gel. Bana ne? Ben onu görmek istemiyorum. Gelmeyeceğim. Saçmalama çocuğum ya. Ne demek şimdi bu? Ben burada kalacağım. Gelmem seninle. Bak. Kapıyı üstüne kilitlerim ha. Kilitle. Tamam. Hiçbir yere kımıldama, tamam mı? Usludur. Thank you.
hiç anlamıyorum Tufan ya. Ceylan bana neden yalan söylüyor? Ha? Önemli bir şey olması lazım. Yoksa böyle bir şey yapmaz. O gece neredeydi? Benden neden saklıyor? Bak göreceksin Kerem. Muhakkak bunun mantıklı bir açıklaması olacak. Ceylan çok iyi bir kız. Gördün nasıl vazgeçti Zeynep'ten şikayetçi olmaktan? Pırlanta gibi bir kalbi var onun. Sırf arkadaşı Emine mutlu olsun diye yaptı. Ya tamam pırlanta gibi kalbi var da bana niye yalan söylüyor abi? Efendim? Kerem abi. Ali'cim. Babam beni evine götürdü ya. Annem almak istedi. Babam da annemi kovdu. Annemi aradım. O da evde yok. Ulaşamadım. Ya Kerem abi çok merak ediyorum. Annem nerede? Burada değil. Ama sen merak etme. Ben mutlaka bulacağım anneni. Sen olduğun yerde şimdi uslu uslu dur, tamam mı? Tamam Kerem abi. Bay bay. Bu Ceylan hiç eve uğramamış. Ne oluyor bu kıza ya? Ya başına bir şey geldiyse kızım? Ulaşılamıyor. Kalk arayalım. Yok yine bana yalan söyler. Ya sen gene bir ara be abi. Dur şunu şimdi öyle. Nerede arayacaksın? Evinin oraya konuşlanırım. Elbette dönecek. Hadi kalk. Sen de be. Sağ olun dostlar. Hadi ağlama artık. Yavaş yavaş gidelim. Ali evde yalnız. Hadi canım. Hayat, zaten tinercilerden öyle bir korkmuş ki çocuklar. Ceylan da geldi kapıya dayandı. Yalvardı. Çocuk yine kaçacak diye bırakamadım yalnız çocuğu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Sedat? Bu Ceylan'ın başına gelenler az bile. Ama benim bunlarla uğraşacak halim falan. Anne bir kaybetmiş. Anne, Ya Tufancığım senin gelmene hiç gerek yoktu. Ben gelirdim. Olur mu? Seni bu halde yalnız bırakamazdım Keremciğim. Ne varmış halimde? Baksana. Ben çok mu sarhoşum yoksa Ceylan'ın evinde hafif ışık mı var? Evet ben de gördüm. Hadi sen şansını dene. Ben de Emine'ye gidiyorum. Sizi yalnız bırakayım. Aranızı düzeltirseniz al Ceylan'ı Emine'ye gel. Tamam mı? Hadi gel. Tamam geleceğim. Ali. Ali. Ceylan. Kerem. Kerem iyi ki geldin. Çok kötüyüm. Sedat oğlumu benden alıyor. Yani bir şeyler yapmamız lazım. Ali'yi getir bana. Ali seni telefonla aradı ama sen telefonu açmamışsın. Sonra beni aradı. Ya, seni evde bulacağımı sanmıyordum. Yeni geldim. Çok kötüyüm Kerem, çok. Ceylan, sen niye bana yalan söyledin? Ne yalanı? Ya o parti gecesi komşular, bu komşular var ya, bu komşular senin eve perişan halde girdiğini görmüşler.
Sen nereden biliyorsun komşuların ne gördüğünü? Bilmiyorum. Ha. Tamam. Tufan söyledi değil mi? Ya. Ha Tufan'a başkası. Ne fark eder ki? Yani sonunda senin bana yalan söylediğin önemli. Kerem sen bana bunları sormak için mi geldin? Ya ne halde olduğumu görmüyor musun? Lafı çevirme. Sen niye bana yalan söyledin? Neredeydin sen? Ben sana nasıl güveneceğim? Tamam. Git o zaman. Ya benim kimseye ihtiyacım yok. Ben böyle iyiyim. Madem bana güvenmiyorsun çek git. Bir daha da karşıma çıkma. Hadi lütfen. Ya... Hepsi sizin yüzünüzden. Sizin dedikodularınız yüzünden bu kadın acı çekiyor. Hepsi sizin yüzünüzden. Ben o kadını seviyorum. Tamam mı? O kadını ezemezsiniz. Ben hep yanında olacağım. Onu hiç yalnız bırakmayacağım. Kimseye ezdirmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Bundan sonra rahat bırakacaksınız. Anladınız mı? Onu kimseye ezdirtmem. Ezdirtmem. Sen ne yapıyorsun? Ya hiç yakışıyor mu sana? Herkese rezil oldum ya. Ama neredeydin sen? Ya bugün konuşmayalım olur mu? Sonra. Sen git bir kahve iç. Hadi. Kerem'in sesi değil mi bu? Aa, delirdi mi ne? Anlaşıldı mı? Bundan sonra bu mahallede Ceylan hakkında tek kelime konuşulmayacak. Anlaşıldı mı? Gelin içeri gelin. Duydunuz mu beni? Mahallenin ortasında tuzsuz deli bekir gibi bağırıyorsun. Sus! En ufak bir şey duyarsa. Ha, hadi yürü Kerem'ciğim lütfen. Ya. Hadi yürü. Ya hiçbir yere gitmem. Burada cevap alana kadar nöbet tutacağım. Neredeymiş bakalım o gece? Bana cevap versin. O gece neredeymiş? Ya kızı rezil ediyorsun ortalıkta. Hadi kalk lütfen. Kalk. Kerem. Gözünü seveyim Kerem. Kendine gel yapma ya. Hadi gel gidelim. Ben sana güzel bir kahve yapayım. Elini yüzünü yıka bir kendine gel ha. Hadi Kerem. Hadi. 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 Hadi canım. Hadi gel. Gel. Sakin. Tamam. Ya gel. Bitti. Gel Kerem. Gel. Gel. Gel otur şöyle. Sakin ol. Sakin ol. Ben bir kahve yapayım bari. Hadi onu diyecektim. Hadi Emine. Hadi iç. İyi gelir canım. Hadi iç. Ay ben bir gideyim de Ceylan'a bakayım. Bak hadi. İyi geliyorsa sen iç. Ne oluyor Ceylan ya? Sen utanmıyor musun Emine? Her duyduğunu niye Tufan'a yetiştiriyorsun? Ya ben şu hayatta kimseye güvenemeyecek miyim? Ne anlatmışım ben Tufan'a? Daha ne anlatacaksın? Ya bütün bu rezaletin sebebi sensin. Niye yetiştiriyorsun komşuların söylediklerini? Ya sen düşünemiyor musun Emine?
Tufan mı anlatmış Kerem'e? Ya kim anlatacaktı? O da delirmiş tabii kıskançlıktan. Tufan bana söz vermişti. Kerem'e söylemeyecekti. Ya en yakın arkadaşım dedikodumu yapıyor. Bir daha güvenemem ben sana. Ceyla! Ah Tufan, ah! Hayrola küçük bey, nereye? Of baba ya. Aşk olsun yani. Biricik arkadaşımla aramı bozdun. Hani söylemeyecektin? Yalancı, dedikoducu. Bir daha da seninle konuşursam. Hadi çıkın gidin evimden. Çık git evimden dedim. Bak böyle suratıma. Ne işimiz var bizim burada? Arabaya binelim. Ne işimiz olacak Keremciğim? Kadınlar koymadı mı bizi kapının önüne? Ya bir çeneni tutamıyorsun Keremciğim. Bir çeneni. Bir daha duyduğum bir şeyi sana söylersem terbiyesizim. Yok tamam da arabaya gidelim. Açık hava. Belki sana iyi gelir. Aklını başına toplarsın. Aklım başımda. Benim değil. Bu sefer de ben biraz tuhaf oldum. Ya bir çeneni tutsaydın be Kerem. Bak Emine'yle aramı açtı. Tamam. Ama arabaya binelim. Hadi kalk gidelim. Yok binmeyelim arabaya. Meral abla, söyle şuna, üçüncü kattan bekleniyor. Temizliğe oradan başlayacakmış. Sen niye söylemiyorsun? Meral abla, söyle ona, ben hangi kattan temizliğe başlayacağımı biliyorum. Ay az yiyin için de kendinize bir uşak tutun canım. Meral abla, söyle şuna. Kızım yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyordu. Ne oldu şimdi size böyle? Herkesten her şey bekleyeceksin şu hayatta. Ya kimseye güvenmeyeceksin. Avukat hanımdan bir randevu isteyecektim. Maalesef. Ayın 20'sine kadar mümkün değil. Peki yerinizi tarif edebilir misiniz? Sabahat Hanım. Sizden bir saatlik izin isteyecektim. Bir avukatla görüşmem gerekiyor da. Hayrola Ceylan? Yine zırt pırt izin ister oldu. Ne oldu yine? Eski kocam oğlumun velayetini benden almaya çalışıyor. Sadece bir saat. Bak Ceylan böyle çalışmak olmaz. Sokaklar işsizle kaynıyor. İşine gelmiyorsa istifa edersin. Ya 3 saat fazla mesai yaparım, söz veriyorum. 5 saat Ceylan. Bu şirketin durumu ne olacak? Belki de bizim kendi danışmanlarımız yetersiz. Belki de uluslararası bir denetim firmasından yardım almalıyız. Bir de onlar gelip baksınlar. Onun da başka sakıncaları vardır Selda. Yani bizim kendimize göre bir düzenimiz vardı. Uf, kafam çatlayacak gibi. O kadar içersen çatlar da patlar da. Dün gece neler oldu? Hmm.
İsterseniz ben kalkayım. Siz kendi aranızda daha rahat konuşursunuz. Hatırlamıyor musun sen abicim neler olduğunu? Yok ya, hatırlamıyorum. Ceylan'a gittik de... Yine kıskançlık krizin tuttu. Keşke Ceylan'a öyle iki tane çakmasaydın. Nasıl öyle bir şey yaptın anlayamadım. Ya saçmalama. Nasıl öyle bir şey yaparım? Ne çakması ya? Ben de dün geceden beri kendime onu soruyorum zaten. Sen nasıl böyle bir şey yaptın Kerem? Ya kız benimle asla konuşmaz bir daha. Haksız da sayılmaz yani. Şimdi ben kendimi nasıl affettireceğim? Ne diyeceğim? Yoksa sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Evet, dalga geçiyorum. Kızı rezil ettin ama dövmedin. Ya ne adam, ah ne adamsın be Tufan. Yani her şey bu kadar kötü giderken şimdi beni işletmenin sırası mı ya? Evet, sırası abicim. Senin kıskançlık krizin yüzünden benim de Emine'yle aram açıldı yine. Tamam tamam, sen de haklısın. Bakın ben çalışıyorum. Yani sadece bugün için izin alabildim. Bir şey yapamaz mısınız? Bakın efendim, avukat hanımın randevuları dolu. Dolayısıyla keşke izin almadan önce bir arasaydınız. 5 dakika. Ya 5 dakika görüşsem yeter. Ben Emine'nin gönlünü nasıl alacağım şimdi? Tamam, telafisini yapacağım. Kendi ellerimle size çiftlikte nişan takacağım, olur mu? Eğer Emine'yle barışırsam sorarım. Ya kızma be abicim. Elimde değildi. Ok yaydan çıkmıştı bir kere. Tamam tamam, anlıyorum seni de biraz da şirketin işlerine konsantre olalım mı? Bozuşmanın sırası değil. Şimdi benim Ceylan'dan özür dilemem mi gerekiyor? Dilersen iyi olur Kerem. Kızı rezil ettin. Dün ne oldu? Sen bir anlatsana. Abicim şimdi... Beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Aynı gün içinde randevu vermemiz bile zor oluyor ki. Çok sağ olun. Şimdi durumum şöyle. Ben eşimden boşanmıştım. Çocuğumun velayeti de aslında bende. Ama dün çok tatsız bir olay yaşadık. Eşim de benim aleyhimde zabıt tutturmuş. Yani çocuğuma bakamıyorum diye. Şimdi oğlumu bana göstermiyor. Velayetinde benden alacağını söylüyor. Ne yapabilirim? Demek ki sizi mahkemeye vermeyi planlıyor. Ayrıca şu anda velayeti sizdeyse çocuğu alıkoyması hukuka aykırı. Biz de buradan yaklaşırız. Ama o zabıt yüzünden hakim aleyhinize bir karara da varabilir. Ha biz de tabii sizi korumak için elimizden geleni yaparız. Ama kolay bir iş değil bu. Yani olabilirsiniz. Bu beni bayağı bir uğraştırır. Ben böyle hemen para konuşmayı pek sevmem ama yani durumum pek... Ne kadara mal olacak bana? Şimdi mahkeme masrafları filan, bir de kolay bir iş olmadığını da söyledim zaten. Hepsi 3300 TL. Ayrıca sonuç olumsuz da olabilir. Bu benim masraflarımı değiştirmez. Benim o kadar param yok ki. Anladım. Peki çok teşekkür ederim. Ben bir düşüneyim, sizi ararım. Serdar'cığım, işin çok değilse hadi seni bir kafeye götüreyim. Laflarız biraz. İşim maalesef çok anneciğim. Şirketin durumu malumunuz. Canım 2 saatte kurtaracak değilsin ya şirketi. Evet. 2 saat değil ama 2 ömür gerekecek bu şirketi Orhan'ın elinden kurtarmak için. Zamanında hata yapmışsın. Şimdi biz çalışıyoruz. Sen git kafeye. Bak benimle böyle konuşma Selda. Çok bozuluyorum, haberin olsun. İstediğin kadar bozul anneciğim. Senin geçmişte yaptığın bir hata yüzünden bugün adam bizi çökertiyor. Ay kımıl kımıl dursan. Ben kendim yaparım. Hay Allah'ım, sen beceremiyorsun ki. Ama sen de beceremiyorsun. Annem acıtmadan yapardı. Ama annen seni bana yolladı. O yüzden bunu benim yapmam lazım, tamam mı? Sanki ben yalvardım anneme beni teyzeme bırak diye. Orhan Yıldız'ın şirket binasını biliyorsun değil mi? Biliyorum efendim. Tamam. Öf teyze, döküp durma şunu. Dur bakayım.
Bizim zamanımızda genç kızların saçları böyle açılırdı. Uf teyze, canımı acıtıyorsun. Şunu bitireyim de bahçeye inersin. Bir sabırlı ol canım. Ben Ali'yi görmek istiyorum. Ay bu da Ali'nin hastası oldu. Bir gün görmese duramıyor. Ay Rapunzel dur. Merhaba efendim. Nasılsınız? Mansur Bey'i merak ettim. Nasıl oldu? Durumunda herhangi bir değişiklik yok. Ama olursa ben size bildiririm. Prenses Hazretleri. Prenses. Sefil bir prenses. Bu prenses kelimesi hayatıma girdiğinden beri her şey kötü gitti. Eskiden mutlu bir hizmetçiydim. Şimdi mutsuz bir prenses oldum. Tabii eğer doğruysa. Hanım geldiler efendim. Randevusu yok ama bir sorayım dedim. Alın içeri. Buyurun efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Oturmaz mısınız? Bu sürpriz ziyareti neye borçluyum? Bak Orhan, konuyu fazla dolandırmayacağım. Sana geçmişle ilgili bazı şeyler anlatmak istiyorum. Öyle mi? Buyurun. Ben babanı çok sevmiştim Orhan. Öyle ki eşim... hiçbir zaman kalbimde babandan kalan boşluğu dolduramadı. Ama babam kocanız tarafından uçuruma sürüklenirken hiçbir şey yapmadınız. Çünkü eşim babanı daima ümitsizce sevdiğimi bildi. Eğer karışmaya kalksaydım ona daha beter acı çektirecekti. Sen benim neler çektiğimi nasıl bilebilirsin ki? Siz de annemle benim neler çektiğimizi... yoksullukla utançla nasıl boğuştuğumuzu bilmezsiniz. Ben çocuklarımı düşünerek kocamdan ayrılmadım. Bu suçlanacak değil, takdir edilecek bir davranıştır. Bırakalım ki sen de çok çektin, ben de. Evet. Çektiniz Pervin Hanım. Ama malikanenizde. Ağlarken eminim mendilinizi hizmetçileriniz vermiştir. Ama annemin helal temizlerken ağlayacak vakti bile olmadı. Kim kimseye hayır getirmez Orhan. Durun bakalım, yeni başlıyoruz. Henüz o kinin yarısını bile görmediniz. Pervin Hanım'a yolu gösterin lütfen. Buyurun Pervin Hanım. Ben de göremiyorum. Onu babası aldı. Bir süre onunla kalacak. Ne olacak yani? Ne zaman dönecek? Bilmiyorum canım. Avukat amcalar halletmeye çalışıyor. Peki ben onu ziyaret edebilir miyim? Hiç sanmıyorum. Ama şöyle yaparız.
Ali döndüğü zaman ben sana haber veririm, tamam mı? Olur. Arkadaşım çok özür dilerim. Yani hiç tahmin edemedim olayların buraya geleceğini. Ya ölürüm de kimseye bir şey söylemem. Biliyorum Emine'ciğim, biliyorum. Bilerek yapmışsınız. Ne oldu ayol yine? Ali'yi özledim. Ali'yi görmek istiyorum. Ama onu annesine de göstermiyorlarmış. Ceylan abla da göremiyormuş oğlunu. Yok canım, olur mu öyle şey? Öyleymiş işte. Ceylan abla da belli etmek istemiyor ama çok üzülüyor. Yazık. Ceylan Hanım, döndünüz demek. Bu gece mutfakta çalışacaksın, orada çok iş var. Servis mi yapacağım? Hayır canım, bulaşıkları yıkayacaksın. Hem de bütün gece oturup bütün kapları silip parlatacaksın. Unutma, 5 saat çalışmaya söz vermiştim. Hadi, hadi. Hayatım, sucuğum, güzel kızım. Ali babasının yanındayım. İşte ben ne yapabilirim acaba, ne yapabilirim? Ama esir gibi tutuyorlar mı onlarda? Niye gelemiyor buraya? Niye annesini göremiyor? Niye gelemiyorlar, niye gidemiyorlar? Ben nereden bileyim Su? Herhalde Ceylan seni başından savmak için böyle bir şey uydurdu. Ya da sen bir senaryo yazıyorsun, bilmiyorum. Bana bak, sen neden bahçeye ya da havuza gitmiyorsun oynamaya, he? Bana ne? Aa, bana ne mi? Çıldıracağım ya. Sen bu avukata bu kadar parayı veremeyeceğine göre Sedat'la iyi geçinmeye bak. Yani tatlı diller dökerek gönlünü almaya çalış. Zaten karısı Ali'yi istemiyor ki. Yani inat uğruna tutuyorlar çocuğu. Ay ne bileyim Emine. Ya ne yapacağımı şaşırdım. Ali'ye söz verdim ya. En çok ona üzülüyorum ya. Kahroluyorum. Bana bak. Şimdi mutfaktaki işin başlayana kadar biraz aran var. Gidip konuşsan bu arada Sedat'la. Şimdi ben ayağına gidersem yine dün geceki gibi inadı tutar. Aslında bu Kerem avukatların alasını tutar ama. Ondan bir şey istemiyorum ben. O benim sadakatimden şüphe etti. Benim öyle biriyle ne işim olacak? O zaman ben Tufan'la konuşsam. Ha Tufan'a söylemişsin ha Kerem'e. Ne fark eder ki? Ay ay, yani bugün nasıl vızıkladın Su, nasıl vızıkladın? Ali de Ali, Ali de Ali. Yeter, kafa derler buna, kafam şişti. Bir şey alır mısınız? Viski lütfen. Tamam. Ama sıkılıyorum. Ben ne yapayım? Ali'yi görmek istiyorum. Bana bak. Şşt. Sen bu Ali'ye aşık mı oldun ha? Ya teyze, ne alakası var ya? Niye o zaman sabahtan beri Ali diye tutturuyorsun canım? Sen kendini başka türlü oyalayamıyor musun? Ne bileyim, bir müzeye git, bir kitap oku, müzik dinle. Arkadaşlarına dedikodu yap filan. Hep benim yüzümden oldu. Ali'yi hapsettiler işte. Hapis mi? Ay Orhan Bey, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Mersin abi. İstemeden kulak misafiri oldum. Ali benim de yakın arkadaşımdır. Merak ettim, ne olmuş ona? Babası onu annesinden ayırmış, kendi evine hapsetmiş. Şimdi kimseyle görüşmesine izin vermiyormuş. Neden böyle bir şey yapmış peki? Onu bilmiyorum. Artık annesine güvenmiyor herhalde. Velayetini almak istiyormuş. Bize de olmuştu. Şimdi avukatlar, mahkemeler falan. Kızım sus! Yani yeter artık. Her şeyi de anlattı. Sağlığınıza. Afiyet olsun. Emine, Emine. Merhaba. Merhaba. Çok özür dilerim Emine. Haklısın. Kerem'e söylememeliydim. Senin yüzünden en yakın arkadaşımla aram açılıyordu. Haklısın. Ama isteyerek söylemedim. Tamamıyla yanlış anlaşıldı. Ve biliyor zannettim. Öylece ağzımdan kaçtı. Beni affet ne olur. Söz veriyor musun bir daha ağzını sıkı tutacağına? Veriyorum. Bir daha her söylediğimi 10 kere düşüneceğim. Yemin et. Ederim. Tamam o zaman. Ver bakayım bir yanak. O kadar da değil. Daha o kadar affetmedim. Nişan yüzüklerimizi seçerken belki affedersin. Tufan. Tufan. Başın sağ olsun yavrum. Ben yarın yine uğrarım. Sağ olun, güle güle. Of.
Ay iyi ki gittiler. Başım çok ağrıyor. Biraz gidip dinleneceğim ben. Tamam. Alo. Sedat. Ya kusura bakma, çekinerek aradım. Müsaitsin değil mi? Ha bir de çekinmeseydin bari. Sen ne yüzle arıyorsun beni ya? Boşuna kürek çekme Ceylan. Ali'yi sana vermeyeceğim. Ama... Gücün yetiyorsa gel de al bakalım. Ya ne olur yüz yüze 10 dakika görüşelim. Sen yine verme Ali'yi ama beni bir dinle. Tamam peki. Ama sadece 10 dakika. Yarım saat içinde her zamanki çay bahçesinde buluşalım. Oğlum, Gülnur ablana babam sıkıldı biraz dışarı çıktı dersin olur mu? Tamam. Emineciğim, senin yanında kendimi 20'lik bir delikanlı gibi hissediyorum. Çok mutluyum, çok. İyi canım. Hoş bulduk. Boşanmayı kabul etti ama ya bize beddua ederse, yani büyü falan yaptırırsa? Ya bedduası ona döner, merak etme. Döner değil mi? Hı hı, döner döner. Hem biliyorsun biz onunla zaten ayrıydık. Ama sen benimle evlenmemek için zerini bahane ediyorsan onu bilmem. İnşallah annem babamı ikna edebilir. Ben de bu suyu arayayım bari. Ne yapıyorsun bakayım sen, he? Hiç, sadece arkadaşımı aradım. Sordun mu, ha? İzin aldın mı? Sanki bu telefon bedava. Ama nerede sende o terbiye, ha? Nerede sende o terbiye? Özür dilerim Gülnur abla. Baban nerede? Dolaşmaya çıktı. Ne zaman beyimize bir ihtiyacımız olsa, arazi kendisi. Ama birazdan gelir. Bak, benim parmağımı oynatacak halim yok. Gelen gidenden de ortalık deş gibi oldu. Al şu kovayı. Al şu paspası da. Her yeri bir güzelce sil. Baban gelene kadar da oyalanırsın biraz. Hadi. Hadi git koridordan başla. Oradan başla. Buraya kadar gel. Tamam Gülnur abla. Ya Sedat. Bak sen beni anlamak istemiyorsun. Sabahat Hanım izin vermedi diyorum. Kadın aldı telefonumu elimden. Ben ne yapabilirim? Çocuğumu da Aysel abla da zannediyorum. İyi de Ceylan, bir de benim açımdan bak. Kimlerle gezdiğim belli değil. Çocuk tinercilerle sokaklarda kalıyor. Düşünebiliyor musun? Başına neler gelebilirdi ya? Bak ben onları düşününce zaten deliriyorum. Dün gece de uyuyamadım sabaha kadar. Ama sen benim için kötü bir anne diyebilir misin? Ya ben çocuğum için yaşıyorum ya, sen de biliyorsun. Olaylar öyle göstermiyor ama Ceylan. Saatlerce ütü yaptım otelde diyorum. Beni bırakmadı Sabahat Hanım. Tamam. Ağlama. Al. Bakalım bir düşüneceğim. Kadının yaptıklarının bedelini oğlu ödeyecek. Peki ya Ceylan'la ilgili planların? Sana bir şey itiraf edeyim mi Adil? Aslında Ceylan'ı Kerem'i hırpalamak, üzmek için elde etmeye çalışıyorum. Şimdi onu bir an bile unutamıyorum. Onda bir şey var. Acayip. Çok acayip. Aşık oluyorsun yani. Bilmiyorum. Ama Ceylan'dan vazgeçmeyeceğimi biliyorum. Galiba eski kocasıyla ilgili problemleri varmış. Tesadüfen duydum. Oğlunu vermek istemiyormuş. Belki de oğlanın babasının yanında kalması senin daha çok işine yarar. Belki de
Ceylan'ı kazanmam için bana yardımcı olabilir. Gözüm üstünde, kıyıları köşeleri atlamadan sil. Tamam. Al şu toz bezini. Şöyle etrafın iyice tozunu al. Bana bak, sakın bir şey kırayım deme. Tamam Gülnur abla. Ay 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 ay. Bana öyle acılı acılı bakıp da kendini acındırmaya sakın kalkma. Öyle çalışmayana ekmek yok. Aa. Benim bu acılı ve hamile günümde bana öyle birazcık yardım ettin diye de babana söylemeye kalkarsan seninle bozuşuruz. Tamam Gülnur abla, söylemem. Hadi şurada desin. Git git o tarafa da. O tarafa da. O taraf. Söz veriyorum oğlum. Seni alacağım. Babam geldi. Şşt, ver şunları bana. Çabuk işte. Hadi. Hadi. Hoş geldin Sedat. Gülnur, ne yapıyorsun bu halinle? Oh, ayaklarını iyice sil Sedatçığım. O kadar yoruldum ki bugün. Ver bana hayatım, ver sen. Yorulma, geç şöyle. Otur. Ay, benim her yerim ağrıyor. Her yerim ağrıyor. O kadar yoruldum. Ay, ay, ay. Gülnur. Ha. Ben Ali'yi göndermeye karar verdim. Biz annesi gibi ilgilenemeyiz onunla. Hem o da istiyordu zaten dönmeyi. Nereden çıktı şimdi bu? Dün gece öyle demiyordun ama. Sen Ceylan'la buluştun yoksa? Yok canım. Nereden çıkarıyorsun? Hemen yelkenleri suya indirdiğine göre. Boşuna yalan söyleme. Ya çok yalvardı Ceylan. Hem anadır ne de olsa. Bırak bu ayakları Sedat. Senin kafan hala eski karında. Üzülürse üzülsün Ceylan. Ali burada kalacak. Ay. Ay. Ay sadece burada. Ay. 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 Aa. Kızım tabağındaki hiçbir şeye dokunmamışsın ya senin. Aç değil. Nasıl aç değilsin canım? Sabahtan beri doğru düzgün bir şey yemedin ki sen. Bak ne kadar güzel. Bak bak çok güzel. Ama yemezsen büyüyemezsin. Ama bak arkandan ağlar. Peşinden kovalar. Çıldıracağım ya. Ah canım, sağ ol. Şeker istemem ben. Afiyet olsun. Ne oldu Kerem? Ya çok canım sıkılıyor ya. Neredesin sen? Emine'deyim. Emine'yle yarın akşamki nişanın ayrıntılarını konuşuyoruz. O da çok teşekkür ediyor sana. Çiftlikteki nişan fikri çok hoşuna gitti onun da. Rica ederim. Ya Ceylan nöbetçi olmasaydı hep birlikte olurduk. Sizi de barıştırırdık. Ceylan çalışıyor mu bu gece? Sorma ya, sorma. Sabah ceza vermiş, sabaha kadar mutfakta tencere parlatacakmış. Ya... Ne oldu acaba ya? Baba ne oldu? Eve döneceğim değil mi? Dur bakalım oğlum, hele bir sabah olsun da. Ya of baba ya. Nasılsın Ceylan? Yapma böyle Ceylan. Tamam, dün gece için özür dilerim. Ama sana ulaşamayınca deliye döndüm. Seni sevdiğimden. Ali ne oldu? Çok merak ettim. Pekala. Anlaşılan sen uzlaşmaya niyetli değilsin.
O zaman işimize bakalım. Ne yapıyorsun? Sana yardım ediyorum. Böylece daha çabuk biterse sen de erken uyursun. Ben yardım falan istemiyorum. Sormadım ki. Sen bilirsin o zaman. Bu iş için benden daha iyisini bulamazsın. Yıllarımı verdim ben bu işe. Evde de ben yapardım. Barıştık mı? Ali'yi alabilecek misin? İnşallah. Sedat biraz yumuşamış gibiydi. Hem çocuğu tutup ne yapacak ki? Gülnur istemez Ali'yi. Doğru. Kerem, beni eve bırakmana gerek yok. Ben şuralarda bir yerde ineyim. Sonra Sedat'a laf gitmesin. Tamam. Komşular değil mi? Hemen herkese her şeyi yetiştiriyorlar. Teşekkür ederim Kerem. İyi geceler. Ceylan'cığım, Serap ben. Aa, merhaba Serap. Ceylan'cığım, bizim çocukların okul formaları gelmiş. Biz bugün Ömer'le gidip alalım diyoruz. Sen de Ali'ye gelmek ister misin? Ali birkaç gün babasında kalacak. Ben de çalışıyorum ama bir ara gelip bakarım ben. Sağ ol haber verdiğin için. Tamam canım, görüşürüz. Günaydın Ceylan. Emine, ben Ali'nin okul kıyafetlerini alacağım. Erken gidiyorum. Ay ben daha hazır değilim. Otelde görüşürüz ha? Tamam. Thank you.
kadar? 65 TL. O zaman bunlar kalsın. Diğerlerini alayım. Yanıma para almamışım. Bunları sonra gelir alırım. Ceylan Hanım iyi iş çıkarabilmiş mi akşam? Kız pırıl pırıl yapmış her şeyi. Hem de tek bir eksiklik bırakmadan. Bir başta nasıl yapmış şaşırdım. Bu kıza melekler yardım ediyor galiba. Nasıl beceriyor anlamıyorum ki. Ay çok heyecanlıyım vallahi. Demek yüzükleri aldınız ha? Evet. Tufan sade bir şeyler olsun dedi ama ben daha böyle gösterişli güzel bir şeyler olsun dedim. Oh canına değsin. İyi etmişsin. Önemli olan senin içine sinmesi. Ay sindi sindi. Ya bu Serhat'tan hala ses çıkmadı. Arasam mı ki? Ay ara tabii, ne bekliyorsun? Hadi ara ara. Hadi. Ya şimdi kötü bir şey söyler, dünya başıma yıkılır. Allah korusun canım. Ya. Hadi ara ara. Hadi. Dikkat et dökme. Gazetem nerede? İçeride. Git getir çabuk. Çabuk. Bir dakika, bir dakika. Lafı hiç uzatmayalım. Ya bir dakika dinler misin? Çok düşündüm. Sana güvenmiyorum artık. Sen kendini temize çıkarana kadar Ali'nin burada kalmasına karar verdin. Sedat, ya ne alakası var? Benim bir suçum yok ki. Neler olduğunu sana kaç kere anlattım ya. Biraz korkutsana gözünü. Nüfuzlu tanıdıklarım var, canına okurum de. Hem Kerem Akdağ bu çocuğun cici babası sayılır, söyle. Sedat bak hata yapıyorsun. Çocuğun dengesini bozacağız. Ya oğlumu bana ver. Söz veriyorum bundan sonra iki kere dikkat edeceğim. Senin dikkat eden halini de biliyorum ben Ceylan. Artık konuşacak bir şey kalmadı. Kararın karar. Böyle analık olmaz. Bitti. Alıyorum Ali'yi artık. Alamazsın. Daha kendine bakamıyorsun. Öyle bir alırım ki. Tutturduğum zatı diyor. Kanıtlandı nasıl ilgisiz bir anne olduğunu. Bitti artık. Bitti. Ya bırak geçeyim. Delirtme beni ya. Geçemezsin. Geçemezsin. Bundan sonra Ali'nin evi burası. Geçeceğim diyorum. Bırak. Ali. Anne. Oğlum. Ya baba bırak geçeceğim. Oğlum gir içeri sen. Yok. Gir içeri. Yok. Gir. Baba. Yok. Ben anneme gideceğim. Oğlum. Ali. Oğlum. Eve gel. Gideceğim. Sedat ne yapıyorsun? İçeri gir. Ya. Bitti artık Ceylan. Bitti. Of. Ya anne. Ali. Söz vermiştin ama. Merak etme. Yarın oğlum. Gelip seni alacağım. Merak etme. Anne söz vermiştin ama. İçeri gir. Geleceğim oğlum. 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 Sedat.